Egzama da büyük bir sorun. Tabii ekzemanın da birçok çeşidi var. Seborik eksem, yani yağlı ekseme, kuru ekseme, atopik, kaşıntılı ekseme vesaire çeşit çeşit ekseme türleri var. Bununla da ilgili bunun mantar olduğu artık biliniyor. Eksemenin her türünün sebebine mantar olduğu biliniyor. Uzmanlar da bu konuda herhangi bir şey yok, yani farklı görüş yok. Bir beyefendi bize geldi, Semih Bey, eli yüzü hep böyle cerahat, curuflu, akıntılı. Buralar, koltuk altları. Hatta fotoğrafını çekmiş, doğaltedavi.net'e bizim sitemize yüklemiş. Sitede var, doğaltedavi.net'te. Çok korkunç bir vaziyet. Dedim ki ne olacak bu halin? Vallahi bilmiyorum dedi, sen biliyorsun, uzman. Sen ne yapacaksın, yapacağım. Şimdi bu Camomillus virginiana, cadı fındığı da denir, sihirli fındık da denir, sihirli ceviz de denir. Bunun şöyle fındığa benzer küçük küçük meyveleri olur. Meyvesi yenmez. Yaprağı ve kabuğunun destilasyonla elde edilen ekstraktından damladıracak hap yapılır, kapsül yapılır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Camomillus virginiana veya cadı fındığı. Fındığı yenmediği için cadı fındığı denir. Mesela çocuklarda gözüken pişikler iyileştirilmiştir. Pişik. Yani mantardan kaynaklanan. Profesör Steinhardt ve ekibi hemoroid rahatsızlığı olan hastaları tedavi etmiş. 70 kişi. Bunların hepsi klinik araştırma. Tabii. Profesör Doktor Zvoboda ve Maya atopik ekzamayı, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzamayı cadı fındığıyla tedavi etmiştir. Profesör Morris ve Jones, bunlar da ameliyattan sonra iyileşmeyen yaraların hızla iyileştirdiğini belgelemişler. Camomillus ile klinik araştırması yapılmış. Camomillus de çok çok özel flavonitler, taninler gibi etken maddeler içerir. Bu ne yapıyor? Vücudu temizliyor, arıtıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Klinik araştırmalarla etkisi ispatlanmış. Şimdi biz bununla da ilgili çok güzel bir formülümüz var. Birçok bitki ekstraktından oluşan. Bunu kullandığı zaman cilt hastalığı yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu Semih Bey'i de gördüğümüzde sitede fotoğrafları var, isteyen bakabilir. Yani elinde yüzünde böyle iltihap akıyordu böyle. Yaraşıkta, göğsünde, koltuk altında. Yani alt tarafını bilmiyoruz ama oralarda da varmış. Her tarafında yara. 6 hafta sonra fotoğraflarını koymuş. Böyle tertemiz, hiçbir şey kalmamış. 6 hafta içerisinde. Ama tabii sadece Camomillus'ten yapmış olduğumuz formül değil. Bağırsaklar için aloe vera, bağışıklık sistemi için limon suyu karışımlı iksir, bütün komple set kullanmak gerekir. Sadece Camomillus değil. Sadece Camomillus olduğu zaman iyileşme süreci sarkar, aylar sürer. Komple kullandığı zaman hem bağırsaklar hem karaciğer. Yani her türlü hastalıkta karaciğer, bağırsaklar önemli. Karaciğer ve bağırsaktaki problemi halletmedikçe iyileşme kalıcı olmaz. Geçici olur. Rahatsızlık tekrar ileride nükseder. Herhangi bir rahatsızlığın kalıcı olarak iyileşmesi için karaciğeri, bağırsakları formül bulmak, onu ortadan kaldırmak gerekir. Buradaki rahatsızlığı. Yani mesela çocuklarda da çok küçük yaşlarda egzama olabiliyor. Sadece şu suratında falan şurasında çıkabiliyor. Onlar da bu formülü kullanabilir mi? Tabii tabii. Camomillus 10 numara. Klinik araştırması var. Bilgi var, belge var. Birçok sadece Camomillus egzamaya, atopik egzamaya değil, aynı zamanda hemoroide, varise karşı da etkili. Evet. Birçok özellikleri var. Yan etkisi yok. Tamamen doğal. Zaten bitki. Kimyasal bir şey yok. Tamamen doğal. Bu konuda çok güzel çalışmalar var ve benim bu söylediğim çalışmalar 20 yıl önceki çalışmalar. Daha yeni yeni birçok araştırma var, klinik araştırması var. Sürekli dünyada birçok ülkede bitkilerle ilgili çok çok yeni güzel çalışmalar oluyor. Evet. Yani sürekli bir yenilik var, sürekli bir gelişim var.